Ben Fatma Nur Yaşar. 23 yaşındayım. Nurdağ'ında yaşıyorum. Nurdağlıyım. Okul öncesi öğretmeni olarak tek ben gönüllü çalışıyorum. Diğer alanlarda bir sürü gönüllü öğretmen burada görev yapıyor. ...6 Şubat gecesi kötü bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. O gece çok feci bir şekilde sallandık, seslere uyandım. Pencereden dışarı baktığımda farklı tonlarda ışıklar gördüm. Deprem olduğunu hiç o an anlamadım ama sürekli sallanıyordum. Maalesef aldığım eğitimler, kurslar o an boşunaymış. Çünkü hiçbir şey yapmadan sadece depremin bitmesini bekledim. Daha sonra daha şiddetli bir sarsıntı oldu. Dolap üzerime düştü. Çok bağırdım annemlerin beni kurtarması için. Sonra sesimi duydular, dolabı üzerimden babam kaldırdı. Dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımda zaten felaketin ta kendisiydi. Yollar yarılmıştı, yanımızdaki evlerin hepsi yıkılmıştı. O an bile aslında olayı idrak edememiştim. Çünkü sadece kendi mahallemde olduğunu düşünmüştüm. Yağmur hiç dinmek bilmedi, hava hiç aydınlanmadı. Sadece sabahın olmasını bekledik. Sabah olduğunda, biraz daha aşağılara indiğimde bütün binaların yıkıldığını gördüğümde her şeyin ne kadar vahim olduğunu anladım. Depremden sonra başka şehire gitmek zorunda kaldım. Ailem gönderdi, çok üzülüyorum diye. Ama aklım hep buradaydı ve daha fazla dayanamadım. Bindim buraya, tekrardan geldim. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Yeterince üzüldük. Artık toparlanma vaktiydi. Burada kalan herkes elini taşın altına koyup yeniden burayı inşa etmesi gerekiyordu. Ben de bu düşünceyle gönüllü olarak başka birimlerde çalıştım. Daha sonra konteyner kent yapılmaya başladığında okul yapma kararı alındı. Ve ben de okul öncesi öğretmenliği olarak burada, öğretmen olarak burada başladım. Çünkü benim mesleğim bu. Yapabileceğim en iyi hizmet buydu. Bütün velilerim ya da ebeveynler zaten çocuklarının etkilendiklerinin farkındalar. Aslında herkes bu konuda kenetlenmiş ve çocuklarının bu psikolojiden kurtulmasını istiyor. Ve Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın her yerinden zaten oyuncak, materyal yardımı yapanlar var. Hatta burada gönüllü olarak çalıştığımız öğretmenlerimiz kendi evindeki oyuncakları bile getirdiler. Aslında ben de zorlanıyorum. Nasıl yaklaşacağım konusunda, ne diyeceğim konusunda. Bizler de çünkü hala bu durumun içerisindeyiz. Ben hatta burada başlamadan önce dediğim gibi başka birimlerde gönüllü olarak çalıştığımda hep düşündüm, öğretmenliğe hazır mıyım? Şu an okul açılsa bir çocukla karşı karşıya gelebilir miyim diye çok düşündüm. Çünkü kaybettiğim öğrencilerim vardı. Sürekli aklımda onlar var. Bana şu an motive veren ve umut veren tek şey çocuklar. Çünkü onlar çok masumlar. Onlar inanıyorum ki güzel bir eğitimle ya da ebeveynlerinin vereceği destekle bu sürecin üzerinden bizlerden daha kolay atlatacaklarını düşünüyorum. Biz burada hep birlikte gönüllü olarak okullarımızı açtık, eğitimlerimize devam ediyoruz. Hala buradayız, canla başla mücadele veriyoruz, bir yere de gitmiyoruz. Ben aynı okulda görev yaptığım Tuğba Atar Özkaya ve canım arkadaşım Özlem Akbaba'yı, daha sonra Nurdağ'ında, İslahiye'de, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve depremden etkilenen tüm illerde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Ve canım arkadaşım Özlem'in meslek heyecanını ve sevgisini yüreğimde her zaman hissederek yoluma öyle devam edeceğim. Mesleğimi öyle yerine getireceğim.